Lisesi'nin kıymetli öğrencileri 12. sınıf konusu olan fotoelektrik olayla videolarımıza devam ediyoruz. İlk fotoelektrikle ilgili ilk videomuzda foton nedir, ne değildir arkadaşlar foton üzerine durmuştuk. Burada da fotoelektrik olayına artık gireceğiz. Bunlar arkadaşlar bu bilgiler MEK kitabından alındığı için en sağlam olarak bulduğumu düşünüyorum. Bir metal yüzeye düşürülen ışığın metalden elektron koparması olayına fotoelektrik olayı, fotonlar tarafından koparılan elektronlar ise fotoelektron denir. Bir metal yüzeyine düşürülen her ışık o metalden elektron koparamaz. Elektronlar metalden elektron koparabilmesi için sahip olması gereken en küçük enerji ışık enerjisi denir. Mesela arkadaşlar bir metalden gönderilen fotonun elektron sökebilmesi için demek ki o elektronun bağlanma enerjisi 5 elektrovolt diyelim. Biz orada göndereceğimiz fotonun en az 5 elektrovolt olmasını bekleriz. 4 elektrovolt olursa ne olur? O elektronu oradan kopartamaz. Arkadaşlar bazı metallerin eşik enerjileri tablolarda veriliyor zaten. Bir foton enerjisi ne kadar yüksek olursa olsun bu enerji tek elektrona aktarılır ve elektron metal yüzeyden koparılır. Bu şu demek. Bir foton bir elektron sökebilir. Diyelim ki bir levhadaki elektronların bağlanma enerjisi 3 elektrovolt diyelim. Biz şuradan işte ne yapalım? Mesela 9 elektrovoltluk foton gönderdik. Bu buradan 3 tane elektron sökmez. 1 tane söker. Değil 9, 9 milyon elektrovoltluk da göndersen 1 tane elektron söker. Ne olur? 3 elektrovolt, 9 elektrovoltun 3 elektrovoltu bağlanma enerjisini koparmak için gider. Geriye kalan 6 elektrovolt ne olur? O da arkadaşlar elektrona kinetik enerji olarak, bir hız olarak aktarılır. Buna hep düşürürler. Bir foton bir elektron söker. Fotoelektrik olayı ile ilgili pek çok çalışma yapılsa da en başarılı çalışma 1905 yılında tabii ki yine Einstein amca tarafından yapılmıştır. Einstein'ın fotoelektrik modeline göre bir fotonun enerjisi EF, metalin eşik enerjisinden E0'dan büyük ise fotonun enerjisinin eşik enerjisi kadarlık kısmı ile foton koparılır. Kalan kısmı ile kinetik enerji olarak diyor aktarılır. Bunun da arkadaşlar formülü foton enerjisi, eşik enerjisi artı kinetik enerji. Bakın ışık geldi. Her foton bir tane elektron koparıyor. Ve kopan bütün elektronlar peki böyle fırlayıp gider mi? Hayır, gitmez. Mesela diyelim ki gelen elektronun foton enerjisi 3 elektrovolt olsun. Buradaki elektron bağlanma enerjisi de 3 elektrovolt. O zaman sadece bunu koparır. Bu burada kalır arkadaşlar, hareket etmez. Fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri ile gelen fotonların frekansı arasındaki ilişki. Eşik frekansına sahip bir fotonun frekansını eşik frekansı F0 ile gösterilir. Bu frekansa karşılık gelen dalga boyuna eşit dalga boyu, o da lambda 0 ile gösteriliyor. Eşik enerjisi fotonun sahip olması gereken enerji olduğu için, bakın foton enerjisine önceki videomuzda söylemiştik H çarpı Fi demiştik. Burada arkadaşlar eşik enerjisi E0, eşik frekansı, eşik enerjisi. Burada F yerine C bölü lambda yazabildiğimizi göstermiştik. Bir önceki videoda C bölü lambda 0'da dersek eğer eşik dalga boyu olmuş oluyor. Her metal farklı bir eşik enerjisi değerine sahiptir. Bu nedenle eşik enerjisi, eşik frekansı, eşik dalga boyu sadece metalin cinsine bağlıdır. Her foton ancak bir elektronla etkileştiği için metal yüzeyine düşürülen fotonların enerjileri eşik enerjisinden büyükse fotonun enerjisinin bir kısmı ile elektron koparılır. Kalan kısmı da kinetik enerji olarak aktarılır. Elektron metal yüzeyinden bu enerji ile yayılır.
Elektronlar yüzeyi terk ettikleri anda sahip oldukları kinetik enerjiye maksimum kinetik enerji denir arkadaşlar. Einstein'ın fotoelektrik denklemi, gelen fotonun enerjisi, onun koparılması için verilmesi gereken enerji, bu arkadaşlar kinetik enerji. Ne oluyor? Gelen fotonun enerjisi H çarpı phi, eşik enerjisi H çarpı phi 0, 1 bölü m kare. Burada arkadaşlar şöyle de yazalım. C bölü lambda, gelen fotonun dalga boyu. H eşittir C çarpı koparılması için gerekli olan dalga boyu. Artı 1 bölü 2 m kare diye de yazabiliriz. Denklemde görüldüğü gibi eğer eşik dalga boyu, eşik enerjisi pardon, frekanstan gelen fotonun frekansından büyük ise elektron koparamaz. Eşit ise koparır ancak elektron kinetik enerji kazanamaz. Daha büyük ise frekansla hani arkadaşlar doğru orantılı ya. Frekans daha büyükse enerji daha büyük olacak ve böylelikle elektronu koparır ve ona belli bir kinetik enerji de kazandırır. Burada az önceki benim yazdığımın tekrarı yazılmış arkadaşlar. İlerleyelim. Yapılan çalışmalarda metalden kopan elektronların kinetik enerjisinin metal yüzeye düşürülen ışığın şiddetine bağlı olmadığı, frekansına ya da dalga boyuna bağlı olduğu görülmüştür. Nasıldı? E foton eşittir E0 artı E kinetik demiştik. Işık şiddetine arkadaşlar bağlı olmadığı, frekansına ya da dalga boyuna bağlı olduğu. Bakın. Kopan elektronun arkadaşlar kinetik enerjisi sadece bir fotonu ele alarak düşüneceksiniz. Bir foton geldi, bir tane elektron söktü ve ona bir kinetik enerji kazandırdı. Buradan arkadaşlar. V eşittir 0 ise denklemin matematiksel çözümünden elektronların kinetik enerjisi direkt eksi E0 eşik enerjisine eşit olur diyor arkadaşlar. V eşittir P0 ise kopan elektronların kinetik enerjisi 0 olur. V büyükse kopan elektronların kinetik enerjiye sahip olur. Aslında bir öncekini bize tekrar ifade etmiş bir önceki slide'da. Burada pek bir şey, başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet, sıra geldi şuraya. Kinetik enerji ve gelen fotonun frekansı. Bakın arkadaşlar. Mesela şuraya kadar burada direkt bunu enerji olarak da düşünebilirsiniz birazcık. H çarpı phi. Mesela daha yüksek frekanslı ışık foton gönderdikçe bakın henüz koparamıyor. Koparamıyor. En sonunda P0 değerinde 1 foton gönderince arkadaşlar elektronu kopardı. Bu elektron bir de kinetik enerjisi olursa, eğer P'den daha büyük bir değer gönderiyorsam bir kinetik enerjisi oluyor. Bunu arkadaşlar şöyle bunlara biraz daha paralel olanlar şöyle çizelim. Bunların hepsinde şu açılar eşittir. Çünkü ne yapmıştık? E eşittir HF. O da HC bölü lambda'yı getiriyordu. Burada arkadaşlar F'yi bakın şuraya atarsam E bölü F oranı bana Planck sabitini verecektir. Burada da bakın E bölü şu aradaki mesafe F bize Planck sabitini verir. Planck sabiti sabit olduğu için burada kaç tane nasıl olursa olsun bunlar birbirlerine paralel olmak zorunda. K, L, M yani farklı fotonlar olsa da bunun hepsinin eğimi birbirine eşit ve Planck sabitine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Fotonların sahip olduğu maksimum kinetik enerji. Bir bakalım. Fotoelektrik olayının daha iyi anlaşılabilmesi için fotosellerin çalışma prensibi incelenmelidir. Üzerine düşülen ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklere fotosel denir. Neydi bakın? Üzerine düşen ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüşen düzenekler fotosel olarak adlandırılıyor. Foteseller hava sağlamış bir tüp içerisine konulan iki metal levhadan oluşur.
alkalin metallerden seçilen ve üzerine ışık düşürüldüğü levhaya katot, katottan kopan elektronların ulaştığı karşı levhaya ise anot denir. Katottan arkadaşlar elektronlar sökülüyor. Unutmayın, katottan anota doğru gidiyor. Fotosel karanlık bir ortamda iken devrede herhangi bir alkım oluşmaz. Katot levhası üzerine ışık düşürüldüğünde gelen fotonların enerjileri metalin eşik enerjisine küçükse fotonlar katot yüzeyinden elektron sökemez ve bu durumda akım oluşmaz. Eğer gelen foton enerjisi ile buradaki bağlanma enerjisi eşitse birbirine, yani eşik enerjisi eşitse, bunlar arkadaşlar elektron sökemiyor. Eşitse sökebiliyor, daha küçükse gelen foton sökemiyor. Katot yüzeyine düşülen fotonların enerjileri eşik enerjisine eşitse katot yüzeyinde elektron kopardır. Ancak elektron kinetik enerji kazandırılamadığı için elektron katot yüzeyinde kalır. Bu durumda da akım oluşmaz. Yalnız arkadaşlar koparması da yetmiyor. Ona bir kinetik enerji kazandırması lazım. Katot yüzeyine düşülen fotonların enerjisi metalin eşik enerjisinden büyükse metal tarafına sorulan fotonun enerjisi Einstein denklemine göre hem elektronu koparır hem de koparılan elektronlara kinetik enerji kazandırır. Elektronlar kazandığı kinetik enerjinin etkisi ile metal yüzeyi terk eder. Bu elektronların bir kısmı sapar, bir kısmı anot levhasına ulaşır. Ve devrede bir akım dolaşmasına neden olur. Oluşan akıma fotoelektrik akımı denir. Ve arkadaşlar I0 ile gösterilir, artık karşınıza çıkacaktır. Oluşan I0 akımını arttırmak için hemen şöyle düşünelim. Burası arkadaşlar katot yüzeyi, burası anot yüzeyi. Işıklar da şuradan şöyle geliyor. Metal yüzeyine düşürülen ışığın şiddetini arttırmak. Işığın şiddeti arkadaşlar arttırılırsa ne olacaktır? Yani foton sayısı artmış oluyor. O zaman ne kadar çok foton çarparsa o kadar çok elektron koparılır ve karşı levhaya o kadar çok elektron ulaşması sağlanır. Katot yüzeyini büyütmek demiş. Şimdi katot yüzeyi daha büyük olursa o zaman boşa giden ışıklar, aşağı ve yukarıda boşluğa giden ışıklar katot yüzeyine çarpar ve daha çok elektron koparılabilir. Bunlar arkadaşlar. Anot ve katot levhalar arasındaki uzaklığı azaltmak. Şimdi buradan kopan elektronların bir kısmı saçılıyor arkadaşlar. Bakın şu boşluklara gidiyor. Ama bu mesafeyi daraltırsak boşluklara giden elektronları azaltmış oluruz. Bu da akımı arttırır bize. Katot yüzeyine düşürülen elektronların enerjilerini arttırmak. Fotonların enerjileri arttırılırsa bazı elektronlar buraya giderken arkadaşlar anot yüzeyine doğru giderken yetişemiyor, enerjisi az olduğu için. O zaman enerjisini arttırırsak yetişemeyenler de artık karşı levhaya yetişecektir. Bağlanma enerjisi daha küçük metal kullanmak. Eğer bağlanma enerjisi daha küçük metal kullanırsan gelen fotonun enerjisi ne yapacaktır? Bir kısım daha kopan elektronu arttıracaktır. Çünkü 5 elektrovolt diyelim ki önceden bağlanmaya enerji verirken şimdi 2 elektrovolt mesela bunu koparmak için bağlanması enerji verecek. O zaman kinetik enerjiye aktarılan enerji fazla olur ve elektronlar daha çok karşı levhaya gidebilir. Işık kaynağı noktasal ise ışık kaynağını katot levhasına yaklaştırmak. Işık kaynağı noktasal ise noktasal olan ışık kaynağı nasıl şöyle bir ışık yayıyor değil mi arkadaşlar? Şöyle ışık yayıyordu. Yaklaştırırsak ne olur? Buraya doğru saçılanlar levhaya gelir. Anot yüzeyini büyütmek. Evet, anot yüzeyini büyütürse daha çok levha, pardon daha çok elektron, şuraya saçılan elektronlar buraya çarpacaktır. Bu olaylar anot levhasına ulaşan elektron sayısının ve devrede oluşan I0 fotoelektron akımının artmasının neden olur. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.